Merhaba, videoma hoş geldiniz. Ben Uras. Sakin ol şampiyon, şu an salon bana baktayız. Benim kanalda değil miyiz? Seni gözlüklü görünce ben dedim, benim kanaldayız ya. Maalesef senin kanalında değiliz ama geleneğimizi yürütebileceğimiz bir kanaldayız. Evet, Bana Bak kanalındayız. Buradan abone olabilirsiniz. Acayip sürpriz hediyeler gelecek ve vallahi ipini koparan YouTuber, vlogger buraya gelecek. Işığı gören burada, haberiniz olsun. Biz de buradayız. İlginç şeyler anlatacak size. Aynen bugün bizim yapacağımız gibi 2016'nın en popüler trendi, çabasızca havalı olmayı anlatacağım size. Ama önce Ayşegül'ü anlatmam lazım galiba. Ayşegül'cüğüm, çabasız diyoruz, havalı olmak diyoruz, sen de gözlük. Maalesef yasım büyük de Uras, kepeklerime veda ettim. Buna üzülelim mi biz? Ayşegül, sen bana gerçeği söyle, gerçeği. Ya Uras, sen hep gözlük takıyorsun, böylelikle kendini kurtarabiliyorsun. Benim göz altlarım şişti, sabah erken uyandım. Nasıl takmayayım gözlüğü, söyle. Bak, sana şok edici bir hareket yapayım mı şimdi? Sakın. Hop, yaptım. Çıkar, çıkar. Makyajsız da güzel olunabiliyor, havalı olunabiliyor, bilmiyor musun? Bunu sen bilmeyeceksin, kim bilecek? Tamam, çıkardım. Kabul ediyorum. Gayet iyisin. Hiçbir sıkıntın yok gibi gözüküyor bence. Ama bazen insan makyaja biraz ihtiyaç duyabiliyor. Yani hani kendini saklamak gibi değil ama günü biraz daha iyi geçirebilmek için, kendini biraz daha iyi hissedebilmek için. Sence ihtiyacım yok mu? Yok yok, bence hiç kimsenin ihtiyacı yok. Bence sen ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Hiç makyaj yapma. Sabah erken kalk, akşam erken yat, meyve ye, sebze ye, yanakların kızarsın. Bundan daha güzeli yok ya, vallahi. Peki biz hep kamuflaj kullanıyoruz da siz hiç mi bir şey yapmıyorsunuz? Kendinize hiç mi etiket takmıyorsunuz? Yok, bizde öyle şeyler yok katiyen. Sen bana geçen gün ne anlatıyordun? Burada da anlatsana. Ama o başka. O başka, güzel bir kırmızı böyle tek kapılı spor araba. Bastı mı gidecek. Niye o senin havalı. Şu anda böyle bir aracın yok mu zaten? İhtiyacın var mı? Daha fazlası böyle bir aracım yok ama yani spor araba iyi değil mi ya? Havalı olmak için arabaya falan ihtiyacın yok. Zaten sen kendine güvendikten sonra herkes senden etkilenecektir, herkes sana bakacaktır. Böyle bakıyorsunuz ama arabalara böyle böyle. Hiç de öyle bir şey kalmadı. YouTube'da bile artık azalarak bitti o şakalar Uras. Ciddi mi söylüyorsun ya? Çok ciddi söylüyorum. Ben YouTube'u pek takip etmiyorum galiba. Ama bunu söylemeden geçemeyeceğim gerçekten. Benim de bir konuda kendi içimde bir ezikliğim var ki. Hayırdır inşallah. Ne zaman bir kız görseniz, böyle 4-5 kız bir masada oturuyoruz mesela. Hemen erkek geliyor, çilli kızı yakalıyor. Ne kadar güzelsin, ne kadar tatlısın. Bu ne Allah aşkına? Yok illa ay ne kadar güzel çillerin çıkmış, buraların kızarmış. Ondan sonra bana akşam evde kaş kalemiyle çil çizdiriyorsun. Kendine çil mi çiziyorsun gerçekten? Evet, takipçilerim de biliyor makyajlardan. Ya yapılacak şey mi bu Ayşegül? Senin çilin var mı normalde? Ya buralar biraz benekli benekli ama böyle tane tane... O kızarmış da o masum ifadeyi veriyor mu bilmiyorum. Ya da ihtiyacım var mı onu da bilmiyorum ama. Elbette yok ya, saçma şey mi olur? Çilin yoksa yoktur ya. Varsa vardır, yoksa yoktur. Bu senin bir şeyin değil ki. Senin kazanabileceğin veya... Daha doğrusu kazanmak bile denmez buna ya. Bu bir özellik, doğarken gelir ya da gelmez. Sen böyle konuşmayı ezberden iyi biliyorsun. Ama ne kılığına, kıyafetine bizim kadar özeniyorsun. Ne kendini göstermek için, kendine baktırmak için o kadar özeniyorsun. Ama siz bize kendiniz yakıştırıyorsunuz bu etiketlere. Çok rica ederim, orada dur. Orada dur. Kılık kıyafet konusunda hassasız. Aynaya bakmadan çıkamıyoruz. Siz yok gömleğinin orası böyle, yok şu renk olmamış, bu renk olmamış. Biz de aynaya bakıyoruz artık ya. Eskisi gibi değil. Eskiden daha rahattı ortam ya. Ama dedim ya, yeni trend bu. Çabası havalı olmayı öğrenmemiz de gerekiyor aslında. Hiç öyle deme, biz de bakıyoruz aynaya. Sizin kadar bakıyoruz. Bizim kadar bakıyorsunuz sizin yani. Sizin kadar bakıyoruz. Peki saçlarıma bakıyor musun? Saçlar 10 numara. Saçlarda sıkıntı yok. Zaten çok güzel saçların ama son zamanlarda böyle bir havalandı. Bir sana bir de özgüven geldi yani bu saçlardan sonra sanki. Ya zaten fark ettim ki saçların ne kadar doğal ve havalıysa sen de o kadar çabasız havalı olabiliyorsun. Peki nasıl oldu da bunu nasıl başardın, saçların bu kadar havalı oldu? Head & Shoulders kullanıyorum. Böylelikle hem kepeği kafamdan attım hem de saçlarım ipek gibi yumuşacık oldu. Nasıl yani? E buna bak. Aa. E bana bak. Sen bana bak bence. Ama bir bana bak. Yok yok, sen bana bak bak. Bence bana bak. Yok sen bak bana bak. Bence iyisin. Ben de, sen de fena değilsin yani. O zaman bir bana bak. Sen de bana bak. Şey gibi oldu, Kemal Sunal gibi oldu.